Şimdi gelin tekrar Çanakkale'ye gidelim. Dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale 1915 köprüsünün temeli bugün Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve geniş bir bakan heyetiyle bu törene katıldılar. Zeynep Kara Mustafa izliyor ve şimdi yanında bir konuğu var. Ulaştırma Bakanı Mehmet Arslan'la. Zeynep, sözü sana bırakıyoruz. Semiha, teşekkürler. Yıllardır konuşuluyordu proje, merakla bekleniyordu ve beklenen gün geldi. Az önce de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir törenle Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı. Peki neden bu kadar heyecanla bekleniyor? Köprünün bölgeye, Çanakkale'ye, Türkiye'ye katkısı ne olacak? Şimdi bunu en etkin isimlerden birisiyle konuşacağız. Yayında konuğumuz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Biz dünden bu yana buradayız. Herkesle konuştuk, Çanakkalelilerle. Büyük bir heyecanla da bekliyorlar. Yüzleri güldü. Peki neden güldü? Bölgeye katkısı ne olacak? Hem öncelikle iyi yayınlar diliyoruz. Ya dünden beri vatandaşla konuştuysanız eminim ki vatandaş sadece yüzünün gülmesini size göstermemiştir. Hayatının nasıl kolaylaşacağını anlatmıştır. Ama bir kere de ben söylemiş olayım. Tabii bu köprü önemli. Sebebi de şu: Marmara Denizi'nin etrafında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi ile birlikte bir ring oluşturacak. Bu denizin etrafındaki büyük şehirlerimizin hepsinin birbirine bağlanması anlamına geliyor. Tabii bu sadece insanlarımızın seyahat etmesi anlamında değil. Sadece rahat yolculuk yapması anlamında değil. Bu bölgelerdeki ticaretin, sanayinin, ekonominin de gelişmesi adına çok önemli. Ayrıca Çanakkale için şöyle bir önemi var. Çanakkale'de aslında bildiğimizin aksine o kadar çok tarım ürünü var ki bunların hedef pazarlara erişmesiyle ilgili Çanakkale adeta bir çıkmaz sokaktı. Şimdi halbuki 1915 Çanakkale Köprüsü'yle çıkmaz sokak olmaktan kurtulacak. İster İstanbul'a ister Avrupa'ya çok daha rahat ürünlerini eriştirebilir hale gelecek. Bu birinci öncelik Çanakkale olarak. Ama ülkemiz olarak düşünürseniz de Avrupa'dan gelen yük hareketinin İstanbul'u Körfez'i dolaşmadan Çanakkale üzerinden Ege'ye, Batı Akdeniz'e gitmesi demek. Bu çok daha önemli. Dolayısıyla tersi, Batı Akdeniz'in, Batı Anadolu'nun, Ege'nin yük hareketinin 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kolay bir şekilde Avrupa'ya gitmesi demek. Dolayısıyla bu da bu güzergah üzerindeki sanayinin, ticaretin, endüstrinin gelişmesi ve buradan üretilen ürünün ister ham madde ister mamul madde olsun hedef pazarlara çok daha kolay ulaşması, ülkemiz ekonomisine katkı sağlaması demektir ki bu aynı zamanda istihdam demek. Bölge insanının, esnafının yüzünün gülmesi sıcak para demek. O yüzden bence insanlarımız gülüyor. Öneminin farkındalar. Çünkü çok oldu konuşuluyor. Dün bir arkadaşla konuştum. Dedi ki, dedem derdi ki 1960'ta tam da Lapseki'deyken köprü konuşulurdu. Şimdi ben konuşuyorum. Çocuklarım, torunlarım konuşmasın. Dolayısıyla bugün inşallah temelini attık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde biz bu köprüyü bitirip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Evet, çocuklarımız, torunlarımız konuşacak ama bugünü konuşacaklar. Diyecekler ki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutlarken aynı zamanda böyle bir şaheserin temelini attık. Biz de tanık olduk ve 2023'ten itibaren de inşallah bu köprü insanımızın hizmetinde hayatını kolaylaştırıyor, ticaretini kolaylaştırıyor söyleyecekler. Efendim, hayatı kolaylaştırmak demişken şimdi Gelibolu Lapseki arası baktığımızda 4 kilometre gibi bir mesafe, evet. Ama tek seçenek şu anda feribot, 25 dakika sürüyor, kuyruk yoksa sis olduğunda, bayram seyran olduğunda mağdur oluyoruz demişlerdi. Bu köprüyle birlikte 3 dakikada geçilecek, bir de bu yönde bir faydası var. Efendim, elbette ki insanların seyahatini kolaylaştırmak adına sadece şunu düşünelim. Yakıt ülkemizin çok önemli, çünkü bizde çıkmıyor, petrolü dışarıdan alıyoruz. Yakıt tasarrufu anlamında çok önemli. İnsanlarımızın zamanı artık kıymetli. 21. yüzyılda vakit aslında nakit demek. Zamandan tasarruf etmiş olacağız. Daha da önemlisi karbondioksit salımını, sera gazı salımından tasarruf etmiş olacağız. Çevreye daha az zararlı etkisi olacak. Bu boyutuyla önemli. Siz de söylediniz, seyahat 25 dakika sürüyor ama geliyorsunuz, bekliyorsunuz, vapura biniyorsunuz. Karşıya geçtikten sonra tekrar vapurdan iniyorsunuz. 45 dakika ile 1 saat arasında. Hele yazın bu bazen 1,5-2 saatleri buluyor. Halbuki onun yerine karşıdan karşıya geçmek, Çanakkale Boğazı'nı geçmek 3 dakika, ama sadece böyle değil.
Biz aynı zamanda bununla birlikte Malkara'ya kadar 101 kilometrelik otoyol yapıyoruz. 3 gidiş, 3 geliş, 6 şeritli bir yol yapıyoruz. Kavşaklar, köprüler, viyadükler yapıyoruz. Hem Gelibolu'ya bağlantı, hem Malkara'ya, Keşan'a bağlantı, hem de Çanakkale'ye bağlantı veriyoruz. Dolayısıyla bağlantı yollarındaki süre de çok çok kısalacak, konfor da çok çok artacak. Bu boyutuyla da çok önemli. Bir şey daha, özellikle tarihi yarımadanın olduğu yerde Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçmeyi öngörmüştük. Halbuki o tarihi dokuya zarar verebileceğini düşünerek biz Lapseki tarafına yaklaşık 25 kilometre köprünün yerinde değiştirmiş olduk. Tarihi dokuya ve özellikle tarihi yarımadadaki ecdada olan saygımızdan kaynaklı. Efendim, son bir soru olarak, Çanakkale'lerin bir de beklentisi var. Köprünün geçiş ücreti 15 euro artık KDV olarak belirlenmişti. Osman Gazi'de olduğu gibi fiyatta bir müjde gelir mi ilerleyen zamanlarda? Efendim 5-5,5 sene sonrasını konuşuyoruz. Gerçekten insanlarımızın şunu hesaplaması lazım. Sonuçta biz devlet olarak buraya bir kaynak aktarıyoruz. Yap işlet devret metoduyla da yapmış olsak, ya kredi çekip günün sonunda kredinin taksitlerini ödeyeceğiz ya da yap işlet devret metoduyla yapacağız. Özel sektör dinamiklerini işin içine sokup çok hızlı bir şekilde projeyi bitireceğiz. Günün sonunda geçen ücreti toplayıp ödeyeceğiz. Aradaki fark kalırsa da vereceğiz. Çünkü işin ruhu bunu gerektiriyor. İşte bu dengeyi, bu hassasiyeti, bu teraziyi gözeterek bir kısım sorumluluğa insanlarımızın katlanması, birazına bizim katlanmamız gerekiyor ki bu tip büyük projeleri ülkemize kazandırmış olalım. İnsanımıza diğer köprülerle kıyasladığınız zaman veya otoyollarla bu ücret yüksek gelebilir ama inanın ki emsal köprülerde ve otoyollarla kıyasladığınız zaman bu ücret çok yüksek değil. Sonuçta bir denge çerçevesinde insanımızın ve ülkemizin hizmetleri yerine getiriyoruz. Karşılığını da beraber ödeyeceğiz, ödemek durumundayız. Gönül ister ki bedava olsun. Bedava olsun ama devamındaki projeleri yapamayız. Dolayısıyla bir yerden bir kaynak da aktarılması lazım ki devamdaki projeleri yapalım, onların hayatını kolaylaştıralım. Bugünden onu konuşmak bence çok erken. Çok teşekkürler Sayın Bakan yayınımıza katıldığınız için. Evet Semiha, Lapseki'deydik. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Aslan'la konuştuk. Köprünün hem ekonomik hem sosyal faydalarını dile getirdik. Söz yeniden sana bırakalım. Zeynep Kara Mustafa, hem sana hem de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a çok teşekkür ederim.